Merhaba sevgili dostlar, Erkam Radyo ve Erkam Televizyon ortak yayınıyla gerçekleştirmiş olduğumuz Suzidil programımıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, içinde bulunduğumuz mevsim, hafta ve günler özel bir anlam ifade ediyor bizler için. Her yıl Aralık ayının 17'si, aslında şimdi artık ilk 17 gün belki boyunca bir takım etkinliklerle Şeb-i Arus anma programları yapılıyor. Şeb-i Arus dolayısıyla Hz. Mevlana'nın doğum günü adına yahut ölümünü düğün günü olarak andığımız Hz. Mevlana'yı anma programları içerisinde biz de radyomuzda, Suzidil programımızda böyle bir program yapmak arzu ettik. Efendim, Hz. Mevlana Mesnevisinde, daha doğrusu bütün Mesnevi Hanlar Mesnevi dersine başlarken yine Mesnevi'den aldıkları bir beyti okurlar. Şöyledir: Tu mekûme râ bedâr şehvâr nîst, bâ kerîmân kârhâr düşvâr nîst. Huzura varmak için bende takat yok deme. Büyüklerle iş görmek pek kolaydır, gam yeme sözüyle başlar. Ve bütün Mesnevi dersleri bu şekilde başlar ve bereket, feyiz o şekilde ortaya çıkar Allah'ın izniyle. Efendim, Suzidil programında yine saygıdeğer hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz Bey'le ve Süleyman Şahintürk abimizle birlikte bendeniz Ender Doğan sizler için bu programı paylaşacağız. Artık programımızda sözümüz, sohbetimiz, sesimiz, sazımız hep birlikte, bakalım neler olacak bugün programımızda. İlk eser güftesi merhum Muzaffer Ozak Efendi Hazretlerine ait olan Segah makamında bir nevniyaz. Bestesi Hakan Alvan'a ait. Aşkı niyaz eyleyerek huzurda, elinden bir bade içsem Mevlana. Soyundursan sivadan bir nazarda, mest olup kendimden geçsem Mevlana. Aşkı senin ilelebet kölendir. Gönül eri hak yolunda ölendir. Gerçek aşık ölürken de gülendir. Ayağından bir kez uçsam Mevlana. Allah Allah. Gerçek aşık ölürken de gülendir. Gülendir. Nazar insan Sivadan bir nazarda, nazarda mest olup kendimden geçsem Mevlana, Mevlana, mest olup kendimden geçsem Mevlana. Gerçek aşık ölürken de gülendir, gülendir. Ayağından bir kez uçsam Elinize sağlık. Aa, ne güzel. Eyvallah. Evet hocam. Hz. Mevlana'yı anma mevsimindeyiz, haftasındayız. vuslatını tabii konuşuyoruz. Çünkü o ölüm gününü düğün günü olarak tarif etti bize ve hak dostları gerçekten bize gideceğimiz yolun rehberliğini yaparken ışıklar tutmuşlar önümüze. O yoldan yürüyoruz. Yani 800 küsür yıldır efendim bu devam ediyor ve şu anda Hz. Mevlana'nın eserleri bütün dünya dillerine birçoğuna çevrilmiş durumda ve Amerika'da kendi sahasında, kendi alanında bestseller olarak efendim Nicholson'ın tercümesi, Mesnevi tercümesi efendim hep okunan, sürekli takip edilen ve yaşayan bir hak dostu Hazreti Mevlana. Bazen onu kıskananlar oluyor da Hazreti Mevlana'yı işte Konyalı bir şair diye tahfif edip böyle edepsizce ifadelerde bulunanlar var. Bence onlar kıskanıyorlar çünkü Hazreti Mevlana bu kadar yıllar, yüzlerce yıldır yaşıyor hep hayatta. Ya şimdi altına kıymetini sarraf verir ya evet. Böyle yani ne diyor belirsiz insanların, bilmediği konuda konuşan insanların değerlendirmeleri hiçbir anlam ifade etmez. Bak size şu okuduğunuz ilahideki iki evet. tane güzel mısra. Evet. Bana göre var ya, bugün kulağımıza küpe gibi taksak yeridir. Gerçek aşık hak yolunda ölendir. Evet. Gerçek aşık ölürken de gülendir. Ah. Doğarken sen ağlardın gülerdi alem. Evet. Öyle bir ömür sür ki mevtin olsun sana hande halka matem. Şimdi bunu bizim Abdurrahman Şeref hocamız böyle Türkçeleştirmiş. Biz doğduğumuz zaman herkes bir oğlumuz oldu diye bayram ediyorlardı ama biz ağlayarak dünyaya gelmişiz. Nicholson. Evet. Bak, Hazreti Mevlana'yı okuyarak, Mesnevi okuyarak Müslüman olmuş bizzat. Nicholson diyor ki her doğan çocuğun ağlayarak dünyaya gelmesi Allah'tan kopan ruhun bedene üflenerek, ruhun menfuk halinde önce bedene girmesi sonra bedenden dünyaya gelmesi bunun Allah'tan ayrılığın verdiği bir ızdırap çığlığıdır diyor. O yüzden her doğan çocuk ağlayarak dünyaya gelir ama etrafımızdakiler hep alkışlarlar. Fakat öyle bir ömür sür ki giderken sen gülen ol. Evet. Arkandan ağlayan olsun. Ağlayanların çok olsun. Bir de öyle adam düşünün ki yani ne kendisi etti rahat, ne kimseye verdi huzur, yıkılıp gitti dünyadan. Dayansın ehli kubur derlerse evet. yandık. Onun için iyi bir isimle gitmek. Hazreti Mevlana tabii gönülleri dirilten beri. Bunu söylerken tabii şuna ifade etmek lazım. Mesnevi'nin ilk beyti Bişnev. Dinle. İlk vahiy ikra. Bak. Çok manalı. Hazreti Mevlana diyor ki bak Allah'ın kelamını çok iyi dinle. Eğer kemale ermek istiyorsan, kendini olgun hale getirmek istiyorsan Allah'ın kelamını çok iyi dinle. Kulak vererek dinle. Bizim kültürümüz semai kültürdür. Yani kulağa dayalı kültürdür. O yüzden Hazreti Pir bak sözün güzelliğini kullanmış. Sazın güzelliğini kullanmış. Sesin güzelliğini kullanmış. Bütün güzellikleri sanat olsun diye değil, laf olsun diye değil ya. Esas dinleyenleri etkileyip onlara hayatın gerçeğini hatırlatmak için, onları irşad etmek için bir araç olarak kullanmış. Dolayısıyla ağızdan gelen sözler kulaktan içeriye girmiyor, kulaktan aşağı düşüyor öyle mi? Ama gönülden ve derinden söylenen, ihlasla söylenenler ta insanın kulağından içeri giriyor. Derisini ürpertiyor, kalbini kıpır kıpır oynatıyor ve iliklerine kadar işleyerek içine oturuyor. İşte asıl olan bu. O yüzden Hazreti Mevlana, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın demiri eritip kalıplara döktüğü gibi bu irşat üslubuyla, estetik tarafına önem veren irşatla en katı kalpli insanları bile kalplerini eriterek onlara hakikati hatırlatıyor. O yüzden işte Hazreti Mevlana ölümü öldürmüş bir veli. Ben ölürsem sakın ardımdan ağlamayın diyor. Bizim ölümümüz gerçek vatanımıza kavuşmamızın bir günüdür. Sevgiliye vuslat günüdür. Onu düğün gibi kutlayın diyor. Ölümü öldürenler hiçbir şeyden korkmazlar. Evet. Yaşasa da ölse de bütün her harikarda diriliğini devam ettiren gönül sultanları. Eyvallah. Hocam devam edeceğiz. Hazreti Mevlana'yı anlamaya, anlatmaya ve Hazreti Mevlana'nın bizim irfan dünyamızdaki, kültürümüzdeki, medeniyetimizdeki yeri ile ilgili sizi dinleyeceğiz. Şimdi Saadettin Heper merhumun bir ilahisi var. Müstehar makamında. Nutku Şerif de Abdülbaki Dede'ye ait. Sevelim Hazreti Mevlana'yı, sürelim devleti Mevlana'yı, alalım himmeti Mevlana'yı, sürelim devleti Mevlana'yı. İdelim dergâh-i monlayı penah, çalalım nâ-i kudumu hergâh. Diyelim zevk ile Allah Allah, sürelim devleti Mevlana'yı. Bade-i aşkı verince saki, unutup bilmeyelim afakı. Sürelim devleti Mevlana'yı. Evet, Baki mahlası da orada tabii geçiyor. Efendim, dergehi pire gelip ey Baki, sürelim devleti Mevlana'yı. Elinize dilinize sağlık. Bak Kemal Edip Hoca'nın Dastan-ı Cenab-ı Mevlana diye Hz. Mevlana türbesinde yazdığı bir şey var. Mesnevisinde gönül nefha-i Kur'an buldu. Ruh divan-ı kebirinde gülistan buldu. Allah. Diz çeken rahle-i irfanına iman buldu. Mürdeler nütk-ı beliginde hemen can buldu. Deskirim o efendim, o penahım, o benim. Bak varisi ilmi nebevi, vakıfı sırrı ezeli, ebedi resmi cemal, ismi celal onda celi, neyyir-i meşrik-i sıddik, mehi evci ali, ünlü devletlü, saadetlü, kerametli veli, deskirim o efendim, o penahım, o benim. Kemal Edip Hoca'nın Hazreti Mevlana'yı tasvirine bakın. Yani hoca muhteşem bir insan. Mesela Şeb-i Arus ihtifalinde yine onun etkisiyle yazdığı bir şiir. Hak erenler bana derdin nedir aya dediler. Ahu efkan yeter ey aşık-ı şeyda dediler. Bir gönül cilvesi sendeki sevda dediler. Gün gelir nusret eder Halik-i Yekta dediler diye başlayan Şeb-i Arus üzerine yazdığı duygularını böyle ifade ediyor. Eyledim şanını sükkan-ı semavate sual, koptu eflakte bir gülgüle-i ismi celal. Ki bu halin kalemi hal ile tavsifi muhal, sert eser göz kesilip eyle temaşa dediler. Allah Allah. Kemal Edip Hoca'nın Hazreti Mevlana'yı tasviri. Tabi Hazreti Mevlana, Mevlevi tarikatı bizim medeniyet tarihimizde güzel sanatların her dalının sanki merkezidir. Bizim Güzel Sanatlar Üniversitemiz, Güzel Sanatlar Lisemiz, efendim ne derseniz deyin, bizim kültürümüzde asırlar boyunca estetik her türlü sanatın merkezi olmuş orası. İster musikide, ilahide, kasidede, naatta, zikirde, isterseniz ebruda, hatta tesipte bütün sanatkarların menbaı hep Mevlevi tekkeler olmuş. O yüzden Hazreti Mevlana'nın bizim önümüze koyduğu yol haritası her birimiz için çok önemli. Bu yüzden ben hep Şeb-i Arus'larda değil sadece belli işte anma günleri yapıyoruz. Şimdi siz ne yapacaksınız Kocaeli'nde? O Alvarlı Efe Hazretleri ile ilgili. Alvarlı Efe Hazretleri. Anma programı kısmet olursa. Anma programı var 6 Ocak'ta. Mesela, salih insanların anıldığı meclislere rahmet yağar. Eyvallah. Hazreti Mevlana bu hadisi şerifi yorumlarken diyor ki salih insanların anıldığı yerde eğer dinleyiciler nezdinde o salih insanlara benzeme duygusu gönüllerinde doğuyorsa eğer yağan yağmur odur diyor. Rahmet Eyvallah. Yağmur. Bak onları beğenme ve onlara imrenme duygusu ortaya çıkarsa. Kötü insanların, kötü ahlaklı insanların anıldığı meclislere de lanet yağar. Bunun için gökten çamur yağmasını beklemeyin. Ya kötü insanların böyle özendirecek bir üslü böyle anlatıldıktan sonra dinleyiciler nezdinde onlar gibi olma arzusu doğarsa yağan lanet de odur diyor. O yüzden Hazreti Mevlana'nın anıldığı her mecliste insanlar melal içinde giriyor ama sonra aşk içinde çıkıyorlar. Ne kadar güzel. Bir aşık olarak çıkıyorlar işte. Hazreti Mevlana böyle bir gönül sultanı. Ve Hazreti Mevlana içinde esas şey de hiç önemli değil. İnsana hitap ediyor. Problemleri de insan merkezli çözüyor. Çözümleri de insan merkezli anlatıyor. Hazreti Mevlana'nın eserlerini okuyanlar, efendim ilahilerini dinleyenler, naatlarını dinleyenler öyle veya böyle kendinden bir parça buluyor. Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, efendim ateist de olsa, deist de olsa, Müslüman da olsa Hazreti Mevlana'nın çözümlerinden mutlaka bir nasip alıyor. Çünkü o insan merkezli anlatıyor her şey. O bakımdan da Hazreti Mevlana gittikçe daha iyi anlaşılır, daha iyi yaygın hale geliyor toplumda. Dün mü de Veskül mü televizyonda bir papaz Müslüman olmuş. Mesnevi okuyarak Müslüman olmuş. Onu da o kadar güzel anlatıyor ki kendisi. Şaşmamak mümkün değil. Evet hocam, şimdi Es'ad-ı Erbili Hazretleri'nin bir nutku şerifi var. Bendeniz bestelemiştim onu. Şehri tahtı fenadır, bende-i fermanı Mevlana. Mehi evci bakadır, mazhar-ı ihsan-ı Mevlana. Allah Allah. Nazargâh-ı hudadır, menba-ı iman-ı ikandır, metaf-ı aşıkandır sahayı meydanı Mevlana. Kurulsun sağgarı saki, içilsin şerbeti baki, bezetsin cümle uşşakı kadeh nuşan Mevlana. Olur habli emel mümtet, makamı manevi emcet, ger olsa gahi gah esat, gönül mihmanı Mevlana. Allah Allah. Tabii Es'ad-ı Erbili Hazretleri de bir başka aşık. Eyvallah. Ya. Tahtı fenadır, bendeyi fermanı Mevlana. Mehyevci bakadır, mazharı ihsanı Mevlana. Nazargâh-ı hudadır, menba-ı iman-u ikandır, metaf-ı aşıkandır sahay-ı meydan-ı Mevlana. Metaf-ı aşıkandır sahay-ı meydan-ı Mevlana. İçilsin şerbeti baki, bezetsin cümle uşşakı kadeh nuşanı Mevlana. Olur habli emel mümted, makamı manevi emced, ger olsa gahi gah esat, gönül mihmanı Mevlana. Ger olsa gahi gah esat, gönül mihmanı Mevlana. Allah razı olsun. Bak Ender'cim, yine eyvallah. Kemal Edip Hoca'dan Naat-ı Paki Cenab-ı Mevlana, ona derler Mevlana diye başlayan Allah Allah Naat-ı Nebevisi var. Dergaha gelen melal içinde, şeksiz döner özge hal içinde. Pirim sana benzeyen bulunmaz, mürşit bilinen rical içinde. Şu güzel ifadelere Allah bakın. Allah. Senden el alan bitik de olsa, ifriti yener mecal içinde. Her gün koşuşur huzura canlar, bir şevki şebi visal içinde. Küffar sükunda, hizbi iman çırpınmada ihtilal içinde. Ashab-ı yemini tut bırakma, bir badire-i şimal içinde. Makbul kitabı mesnevidir, hakkın sayısız makal içinde. Divan-ı kebir, nehri hikmet, eyler cereyan, zülal içinde. Allah Allah. Yani şuna bakın ya, çoktur bilirim kapında kullar. Olsun dilerim kemal içinde diyor hoca. Çok güzel. Bak, çoktur bilirim kapında kullar. Olsun dilerim kemal içinde. Kullarım dediklerinin içinde biz de bulunalım diyor. Rabbim bize de nasip etsin ya. Amin. Ancak bu kadar güzel anlatılır. Hocam şeyi soracaktım. Bizim irfan dünyamızı şöyle tarihimize baktığımız zaman genel inanç anlamındaki omurgamız itikatta Maturidi, amelde Hanefi, meşrepte ise Sufi. Yani genel omurgamız böyle yürür. Evet. Şimdi bizim tabii ki toplumumuzda da, tarih boyunca da, İslam dünyasında da çok farklı İslam yorumları olmuş. Yani bakış açısı, değerlendirme, bir yaşama biçimi olarak farklı yorumlamalar olmuş, ortaya çıkmış. Ama bizim kültürümüzde bu sufilik hep meşrep olarak var bizde. Yani bize sordukları zaman bizim İslam'ımız Hz. Mevlana'nın İslam'ı, Hz. Yunus'un İslam'ı, Hz. İbn Arabi'nin İslam'ı diye bunu açıkça söyleyebiliyoruz. Fakat özellikle bizim tarihimizde belli bir noktadan sonra daha böyle farklı bir anlayış hakim olmuş. Biraz böyle bizim bu sufileri kenarda tutan, daha böyle Vahabi çizgiye yakın diyelim olan bir anlayış sanki kabul edilmiş ve bunun üzerinde çalışılmış ciddi olarak. Şimdi mesela ben şahsen şunu hep duymak isterim mesela. Hutbelerden Hazreti Yunus'tan beyitler dinlemek isterim. Hazreti Mevlana'nın beyitlerinden, rubailerinden duymak isterim. Bunları çok az duyuyoruz sanki. Bizim Anadolu'ya gelen Müslümanlık Şii dünyasının tam ortasından gelmiş. Ama işte bizim bu Ahmet Yeseviler, Hazreti Mevlana'lar, Hazreti Yunuslar o Şia akidesini hiç bizim inancımıza buluşturmadan tam bir Sünni akideyi bize getirmişler. Hazreti Mevlana bunu yaptı. Evet. Ve bu süzgeç görevini onlar en güzel şekilde yerine getirmişler. Yoksa biz de Horasan'dan geldik. Tam İran'ın ortasından çıka geldik. Bize de çok Şiilik bulaşabilirdi. İşte bulaşmamış. Burada en büyük rolü oynayanlar bu Evliyaullah'tır. Sonra kim derse desin. Şimdi medrese Müslümanlığı hakim olmuş. Tekke Müslümanlığı kaybolmuş. Öyle bir anlayış geliyor. Halbuki tekke halk eğitimidir. Yaygın eğitimdir. Tabii. Köylerde, mahallelerde, her yerde tekke var, zaviye var. Ve halkı besleyen, imani yönden de, ilmi yönden de yetiştiren tekkeler olmuş. Medreseler çok az. Öyle değil mi? Yani bir anlamda tam ilmi ağırlık medreselerde olmuş. Ama işin bu tarafı maalesef ortada kalmış. Sizin ifade buyurduğunuz nokta. Ama biz onlara gerçekten bir hem dünya hem ahiretimizi borçluyuz. Eyvallah. Ahmet Yesevi 116 halifesini topluyor. Aman ha diyor, aman ha. Gurbete gidin, gurbete gidin diyor. Gurbete giden hem Allah'a yakın olur hem de zengin olur diyor ve onları hep böyle şey gibi dağıtmış. Tohum eker gibi Anadolu'ya dağıtmış. Ehadettin-i Kirmaniler, Necmettin-i Kübralar, Fahrettin Irakiler, Muhammed Bahaviddin Velet, Hz. Mevlana. Hep bu çizginin şeyleri. Biz o sayede Müslüman olmuşuz elhamdülillah. Hocam şimdi bir Hz. Mevlana'ya ait olan bir Arapça şiiri bizim arkadaşımız, sanatçı dostumuz o Mağribli Rashid Gulen bestelemişti. Onu şimdi okumak istiyorum. Şöyle ki: Ela ya saqiyen inni lazam'anun ve muştaqun edir ka'sen ve la tunkir fe innel kavme kad zaqu diye başlıyor. Aşağı yukarı ortalama ben tercümesini vereyim de genel olarak: Ey Saki, susuzluğum ve hasretim, aşkın şarabından bir dolu iç ve bunu inkar etme, çünkü gönül insanları onlardan tattı. Dilersen sırlarım bir kadeh ateşe çevir ve özlediğin tabii kırık mana olduğu için şu anda tam anlaşılmıyor. Aşkın kefareti benim ilacımdır ve aşkın acısı benim tatlılığımdır. Ben aşıkların arasındayım. Beni nereye götürürlerse oradan oraya sürülür vaziyetteyim. Dünyayı al, senin olsun, bizi aşk aleminde bırak. Sevgide, muhabbette bize bahçeler, sokaklar, pazarlar yeter ve orada ruhlar bizimle buluşuyor. Aşağı yukarı aşk sarhoşluğunu anlatan diyelim genel olarak bir şiir. Ayrılığın verdiği ızdırap ve ızdırabın o neşesini anlatan. Izdırabın neşesini. Eyvallah. Tabii ya. Ayrılığın verdiği ızdırabın neşesini anlatan. Ela ya sakiyen inni lazam'anun ve muştaqum edir ke'sen ve la tunkir fe innel kavme kad zâkû إذا ما شئت أسراري أدر كأسا من النار فأسكرني وسائلني إلى من أنت مشتاق أضاء العشق مصباحا فصار الليل إصباحا ومن أنوارهم شقت على الأحجار أحداق فداء العشق أدوائي ومر العشق حلوائي وإني بين عشاقي أسوق حيثما ساقوا خذ الدنيا وحلينا فدنيا العشق تكفينا لنا في العشق جنات وبلدان وأسواق وأرواح تلاقينا وأرواح سواقينا وخمر فيه مدرار وكأس العشق رقراق ألا يا ساقيا إني لظمآن ومشتاق أدر كأسا ولا تنكر فإن القوم قد ذاقوا. Allah Allah. Allah Allah. Ne güzel. Siz daha iyi anladınız hocam. Yani manası ihtiva tamam olarak ya. Ama şimdi burada çok kırık oldu benim söylediğim şey. Tabii orada bak. Mana. Zam'an ve müştak. Evet. Ramazan ne demek Ramazan? Esasında çölde susuz kalan bir susuzluk. İnsanın su araması ve ararken esas dudaklarının çatlaması. Böyle bu dudaklarının arasından kan gelmesidir esasında Ramazan. Aşırı susuzluk. Orada onu ifade ediyor. O kadar susuzum ki diyor. O kadar bir de o suya aşk derecesinde bir ihtiyacım var ki diyor. Bana ne olur bir kase ver. Bir kase ver diyor bak. O esasında Kevser'den sunulan bir şey gibi. Bana bir aşk kasesi ver. Ki onun da hiç olmazsa hem susuzluğum gitsin hem de dirileyim. İnsan olduğumu hissedeyim. Tabi Hz. Mevlana'yı diğer şeylerden ayıran Hz. Mevlana 3 sacaya üzerine yetişmiş büyük bir gönül sultanı. Evet. İlmi babası Muhammed Bahaviddin Velet'ten almış. Aşk ve muhabbeti Şems-i Tebrizi'den almış. Hikmeti de Burhanettin Muhakkık Tirmizi'den almış. Allah Allah. Şimdi biz esasında şu anda bu 3 ayaktan hikmet hiç yok. Hikmetimizi kaybettik. Halbuki Efendimiz buyuruyor ki hikmet müminin yitiğidir. Bulduğu yerden alır. Biz hikmete ihtiyaç da duymuyoruz. Aramıyoruz da esasında. Çünkü bazen diyorlar işte tasavvuf hikmetten gelmiş. Sofya. Yani evet. Yunanca'daki Sofya'dan gelen hikmetten gelmiş. Alakası yok. Bizde hikmetten geliyorsa hikmet müstakil ilim dalı olarak gelmiş. Hikmet var, hakim var işte. Mesela Hikeme Ataiye var. Efendim bununla ilgili çok yazılmış kitaplar var. Makasidü Şerialar var. Yani ilahi emir ve yasakların hikmetlerini ortaya koyan. Ama biz bugün hikmetimizi kaybetmişiz. Sadece kabukta kalan ve şekilde kalan bir İslam'ı anladığımızı zannederek anlatmaya ve aktarmaya çalışıyoruz. O da kimseyi tatmin etmiyor. Halbuki esas din duygu, din sevgi işidir. Gönül işidir din. İnsanların gönüllerine hitap ederek onları ısındırarak anlatmanız lazım. O yüzden orada da hikmete ihtiyacımız var. Bu yüzden Hazreti Mevlana farklı bir çizgide hala daha dipdiri yaşıyor. Hala daha dipdiri yaşıyor. İnsanları ihya ediyor. Biz kendi nefsimizi adam edememişiz. O vefatından sonra bile asırlarca kaç insanı hidayete erdiriyor. Şimdi o zaman diri kim? Diri Hazreti Mevlana mı yoksa biz miyiz? Eyvallah. Evet. Evet hocam, şimdi Sultan Veled'e ait olan iki tane ilahi var. Hep böyle biz Niyaz ilahisi, efendim bunları hep okuruz. Bütün Şeb-i Arus törenlerimizde böyle Mevlevi ayinleri okuduğumuzda zaten ayinlerin sonunda da okuruz. Şemil ruhuna cismimi pervane düşürdüm. Bir katre iken kendimi ummana düşürdüm. Evrak-ı dili ateşi suzana düşürdüm. Takrir edemem derdi derunum, elemim var. Mevla'yı seversen beni söyletme, gamım var şeklinde. İkincisi de diline sözümü sana direm, özge edadır. Derviş olana lazım olan aşkı hüdadır. Orada birinci ilahide evet hocam, aynen şey var. Kelebekler ateşe çok düşkün. Kelebekler. Evet. Kelebekler karanlıkta bir mum ışığı gördüğü zaman ona doğru koşarlar. Onun etrafında dönerler. Şem-i nuruna ruhumu pervane düşürdüm diyor ya. Evet. Kelebek gibi cismine, senin nurunun etrafında dolanıyorum. Ama işte kelebek de dolanıyor. Sonra dengesini kaybediyor ve o ateşin içerisine düşerek yanıyor. Evet. Efendimiz de buyuruyor ki siz de diyor işte ateşe düşkün kelebekler gibi nefsinizin ve şeytanın kurduğu tuzaklar etrafında dönen kelebekler gibisiniz. Ben sizin yakanızdan yapışarak, eteğinizden tutarak o tehlike çemberinden sizi uzaklaştırmaya çalışıyorum ki dolaşıp da etrafında dönerken ayağınız kayıp o tehlike çukuruna düşmesin. Ona ifade ediyor. Eyvallah. Şem-i ruhuna cismimi varise maşuka fedadır. Sema safa, cana şifa, ruha gıdadır. Sema safa, cana şifa, ruha gıdadır. Ey sofu bizim sohbetimiz, cana şifadır. Bir cüramızı nuşide gör, derde devadır. Hak ile ezel ettiğimiz ahde vefadır. Hak ile ezel ettiğimiz ahde vefadır. Sema safa, cana şifa, ruha gıdadır. Sema safa, cana şifa, ruha gıdadır. Aşk ile gelin talibi cüyende olalım. Zevk ile safalar sürelim, zinde olalım. Hazreti Mevlana'ya gelin, bende olalım. Hazreti Mevlana'ya gelin, bende olalım. Sema safa, cana şifa, ruha gıdadır. Sema safa, cana şifa, ruha gıdadır. Eyvallah. Hak ile ezelde ettiğimiz ahde vefadır var ya. Hak ile ezel ettiğimiz ahde vefadır. Ya bazı ayet-i kerimeler var. Ben de eğer bu Eles bezminde verilen o yaptığımız sözleşmeyi kabul etmezsek o ayetleri açıklamak çok güç geliyor. Evet. Ve men evfa bima ahede. Aleyhullah. Bak, ahede müşareket babından değil mi? Karşılıklı kim ki Allah'la yaptığı sözleşmenin gereğini yerine getirirse ve men evfa bimma ahede aleyhullah fe seytihi ecran azima, ona azim bir ecir vereceğiz. Bundan ne kadar güzel ifade etmiş bu ilahide. Hocam programımızın sonuna geldik, vaktimiz doldu. Efendim sevgili dostlar, Erkam Radyo ve Erkam Televizyonu ortak yayınıyla yapmış olduğumuz Suzidil programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim Hz. Mevlana'yı anlamaya bu kısacık vakitte, sınırlı da olsa anlatmaya gayret ettik. Efendim inşallah Rabbim o büyüklerin izinden, yolundan bizleri ayırmasın diye dua edelim. Bu vesileyle huzurlarınızdan ayrılalım efendim. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.